Herkese merhaba. Evet, yurt sabah rutinime hoş geldiniz. Daha önce bir sabah rutin çekmiştim zaten ama yine tekrar istendi. Ben de yurttaki sabah rutinimi çekmeye karar verdim. Gördüğünüz gibi çok zorla artık ışık giriyor içeri, öyle uyanıyorum. Bu arada kısa bir not. Bu sabah rutini okul olmadığı günler için geçerli benim için. Çünkü ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Normalde okul olsa kahvaltı bile yapamayacak kadar hızlı hazırlanmam gerekiyor. Ama bunda yaya yaya zamanımı kullanıyorum. O yüzden hani garipsemeyin diye dedim. Evet, klasik. Herkesin her sabah yaptığı şey, geç kalacak bile olsanız telefona bakmak. Bunu bazen abartabiliyorum ama Ankara'dayken çok oluyordu. Artık yurttayken genelde farklı işlerim oluyor. Ama telefona bakmak çok zaman alıyor ve bir anda hani gerçekten çok fazla saatler geçtiğini bile görebiliyorsunuz. O yüzden ben çok abartmıyorum. Böyle bir ya en fazla 10 dakika bakıyorum yatağın üstünde. Ondan sonra direkt aşağı iniyorum. Tabi ranza olduğu için ve daha önce hiç ranzada yatmadığım için hala garipsiyorum. Ama çok da hoşuma gidiyor böyle uyanmak. Aşağı atlıyorum direkt. Birazdan göreceksiniz. Evet, tabii ki önce telefon. Bu arada montajım nasıl olmuş? Böyle birkaç kamera açısı varmış gibi birkaç kere tekrar çektim kamerayı değiştirerek. Yani açıyı değiştirerek. O yüzden birazcık uzun sürdü. Ama umarım beğenmişsinizdir. Direkt lavaboya gidiyorum zaten. Sabahları kendime gelmek için, yüzümü yıkamak için ve daha doğrusu burnum genelde sabahları çok yağlı oluyor. Özellikle burnum bu yüz yıkama köpüğüyle ve cildimin geri kalan kısmını temizlemek için ilk yaptığım şey banyoya gitmek oluyor. Çok yağlı, problemli, sivilceli bir cildim olmadığı için Nivea'nın yatıştırıcı yüz yıkama köpüğüydü sanırım adı. O hep kullandığım köpük. Yani yüzümü direkt sabahları bununla yıkıyorum. Tabii ki sadece köpüğü sürüp elimle böyle masaj yapmak yetmiyor. Daha önce de vlogumda ve storymde gördüğünüz Poreo Luna Mini 2 cihazını kullanıyorum. Bu cihaz yüz temizleme cihazı olarak geçiyor. Titreşimlerle yüzünüzdeki makyaj kalıntılarıdır. O tarz şeyleri parçalayarak daha temiz bir cilt elde etmenizi sağlıyor. Benim en sevdiğim rengini aldım tabii ki ve sabahları bunu kullanmak hem masaj gibi bir şey oluyor, çok güzel geliyor, hem de rahatlatıyor. Yani bu temizleme cihazını acelem olduğu günler bile 2 dakikada yapabiliyorum. Çünkü zaten şarjı hiç bitmiyor. 5 ay sürüyor tam şarjının bitmesi. Bu yüzden hiçbir şekilde zorluk çıkarmıyor bana. 2 dakikada böyle yüzümü temizliyorum. Sonra da yıkayıp çıkıyorum. Ama bu cihaz hakkında en sevdiğim şey gerçekten titreşimlerin yüzünüzü rahatlatması. Sabahları en sevdiğim şey olabilir yani kahvaltıdan sonra. Çünkü gerçekten bir masaj hissi veriyor ve gördüğünüz üzere kendinden geçmiş bir şekilde yapıyorum. Bayağı güzel. Bitince cihazı yıkayabilirsiniz. Zaten su geçirmez olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Yıkayıp kaldırıyorum ve sonra yüzümü yıkıyorum. Ve şimdi de en nefret ettiğim şeyden bahsedeceğim. Sabahları görmekten en nefret ettiğim şey. Akşam makyajınız her ne kadar silseniz de sabah yüzünüzü yıkayınca o rimelin alta geçmesi. Her sabah bundan çok sinir oluyorum ve akşamları da bu yüzden yüzümü yıkıyorum. Ama gerçekten yetmiyor. Aralarda kalıyor mu, ne oluyor bilmiyorum. Yani biri bir açıklama getirsin. Hiçbir şekilde rimel tam silinmiyor yani. Hep yıkadığımda biraz daha çıkmaya başlıyor böyle. Ama tamamen temiz hissetmek için 2-3 kere siliyorum tekrar. Banyodaki işimiz bittikten sonra tabii ki çalışma masasının oraya geçiyoruz. Ve YouTube videom yüklenmiş mi diye bakıyorum. Genelde her sabah böyle oluyor.
Bugün de videomu geceden yüklemiştim. Bu sabah direkt ondan önceki videomun yorumlarına baktım. Ve bu arada yorumları cidden okuyorum. Yani şu an bunu duyduğunuza göre yorumlara inip aşağıda bir şeyler yazabilirsiniz. Ne demek istiyorsanız işte video önerileri olur. Bu video hakkında bir yorum olur. Bana bir öneri olur. Her şey yazabilirsiniz. Bu arada aynı düşündüklerimi kalpliyorum ya da yorum hani cevap veriyorum. Hiç çekinmeyin yani. Tabii ki sabah rutinim arasında Furkan'la mesajlaşmak var. Burada Furkan'la mesajlaşıyorum. Siz de yapın. Evet, bu kalkış ne kalkışı biliyor musunuz? Acıktım artık kendime bir şeyler hazırlamalıyım kalkışım. Önce dün akşam genelde kahve ya da çay içiyorum. Onları yıkıyorum. Bulaşık yıkıyorum, evet. Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel. Evet, buzdolabını açıyorum. Orada zaten çok sayılı şeyler var. Burada yapabileceğim. Ve yani odada ocak yok. Zaten yasak doğal olarak. O yüzden ya tabii ki ortak alanlar var. Oralarda herhangi bir şey hazırlayabiliriz kendi malzemelerimizle ama ben yani gerek duymuyorum. Ayrıca yurtta da kahvaltı oluyor. Genelde ben kendime tam buğda ekmekli. O çok önemli. sandviç yapıyorum. Ben tam bir kahvaltı insanı olduğum için güne asla kahvaltı yapmadan başlayamıyorum. En böyle yani nefret ettiğim, en sinir olduğum şeylerden biri aç okula gitmek ya da aç başka bir iş yapmak. Özellikle sabahsa. Çünkü yani bir saat aç kaldığımda hemen başım ağrımaya başlıyor. Baş ağrısı daha da sinirim bozuyor ve bütün günüm kötü geçiyor. O yüzden kahvaltı günümü güzelleştiren, güne 10 puanla başlamamı sağlayan bir öğün benim için. Labne sürdüğüm ekmeğin üzerine kaşar ve üstüne salam koyuyorum, hindi salam. Çok seviyorum böyle bir kahvaltı yapmayı. Bir de yanına küçük süzme peynirlerden almıştım. Onlardan koyuyorum küçük kesip ve yanına da domates kesiyorum yine. Aslında sabahları söğüş tabağı gibi olmasını seviyorum. Yani domatesin yanına salatalık da kesiyorum normalde. Ama orada gördüğünüz salatalıklar nedenini bilmediğim bir şekilde bir nedenle yani donmuşlar. Dolapta alt kısımda duruyorlardı. Acaba o yüzden mi dondular? Ama bizim dolapta derin dondurucu yok diye biliyorum. Niye donduklarını anlamadım. Onlar dondu, domatesler niye donmadı? Bunu da anlamadım. O yüzden yani salatalıklar bayağı donuktu, yiyemedim. Şimdi benim sıcak içeceklerle aram pek iyi değil. Ama yeşil çay gerçekten çok hafif bir şey. Bunu yeni keşfediyorum. Ablam yıllardır içiyor Ankara'da. Ben hiç içmezdim onunla birlikte ama yeni sevmeye başladım. O yüzden yeşil çay yapıyorum arada kendime. Ve yedikten sonra eğer o gün direkt bir planım yoksa dışarı çıkmak gibi bakım günü ilan ediyorum. Genelde bütün boş günlerimde bunu yapıyorum. Yüzüme bir maske yapıyorum. Bu sıralar saçımı uzatmaya çalıştım biliyorsunuz ve birçok kişinin önerisi olan o Dux Super Grow markasını deniyorum bu aralar. Onu saç diplerime sürüyorum. Çok yağlı bir yapıda olduğu için ve saf yağmış zaten. O yüzden yani sadece diplere sürmeye çalışıyorum. Ve geri kalan kısmına da Hindistan cevizi yağı sürüyorum. Benim uçları çok kötü kırıldığı, koptuğu için uçlarına iyi gelir diye düşünüyorum.
Ama bunu böyle haftada iki kere falan yapabiliyormuşuz. Öyle okudum. Çünkü sanırım çok yağlı olduğu için saç daha da iyice yağlanmasın diye. Zaten aslında sırf saçımı uzatacağını bilmesem saçıma yağ sürmeye çok karşıyım. Çünkü hiç sevmem. Saçıma böyle yağ sürmek bitlenecek gibi hissediyorum. Ama yapacak bir şey yok. Ve duş zamanı en sevdiğim. Çünkü o tüm yağlar tüm o maskeye gidecek. En kolay yolu yani. Sonra duştan çıktıktan sonra şu an neden inci küpeli kadın resmine benziyor saçım. Ve uzatılmış sabah rutinim burada bitiyor. Günlük makyajımı da yapıyorum. Eğer dizi izlemeye devam edeceksem odamda takılmaya devam. Ya da dışarı çıkıyorum. Bu kadar oluyor yani genelde. Ne kadar hava kararmış olsa da videonun sonunu çekmediğim için böyle şu an montaj yapıyorum, çekeyim dedim. Bu benim günlük böyle sabah rutinimde aslında her gün bu kadar şey yapamıyorum. Çoğu zaman çabuk hazırlanıp çıkıyorum ama bugün salıydı. Hem de salı günleri dersim olmadığı için bu kadar rahat bir şekilde yurtta takılacağım için işte bakımlar falan yapıyorum, dizi izliyorum. Yoksa kalkıyorum, giyiniyorum, kahvaltı yapıyorum. Bazen kahvaltı yapamıyorum. Makyaj yapıp çıkıyorum genelde derse yetişmek için. Derssiz bir normal bir günde bu tarz bir sabah rutinim oluyor. Umarım sevmişsinizdir. İsterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Okul için bir sabah rutini de yapabilirim ya da akşam rutini yapabilirim. Akşam rutini de çok izlenen bir video sonuçta. Eğer günlük vloglarımı sıkı takip ediyorsanız bugün de tekrar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarınki vlogumda tekrar görüşmek üzere. It's just what I do when I'm out, so.